melaikelerin yaratılma hususundaki anlatılan hadis-i şeriflere gelince, yani biz insanların nasıl doğduklarını, çoğaldıklarını, hayvanlar nasıl doğduklarını, çoğaldıklarını görüyoruz. Ama melaikeler hususunda fazla mesela nasıl çoğalıyorlar, bu husustaki haberleri anlatmaya çalışacağız. İbni Ebi Hatim naklinde Ebu Hüreyre'den rivayet ediyor. Gökte bir ırmak vardır ki ana hayvan derler. Yani hayvan hayat veren ırmak manasına. Hayvan aslında hayat veren ırmak. Cebrail Aleyhisselam her gün o ırmağa girer ve kendisini ırmağa batırır, çıkar ve silkinir. Ondan 70 bin damla düşer, her kadrasından Cenab-ı Allah bir meleği halk eder. Nasıl ki insan menisinden bir damlasından insanı halk ettiği gibi, Cebrail'in kanadından silkindiği su katrelerinden de bir melek halk eder. Buyurmuştur. Ama bu rivayet biraz zayıftır. Zayıf olmasına rağmen bu zayıf diye kitaplar bunu terk etmemişler ve malumat olarak yazmışlar. Bir de yazıyoruz. İmamı Fahreddin Razi Hazretleri ve yahlukum ve la ta'lemun ayeti kerimesinin tefsirinde şöyle buyuruyor. Yani melaikenin çoğalmasını. İbni Abbas radıyallahu anhümeden mervidir ki arşın sağ tarafında nurdan bir azim ırmak vardır. Nurdan yaratılmış çok büyük bir ırmak vardır. Deryalar, gökler, yerler misilli bir ırmaktır. Yani sanki denizler, gökler, yerler kadar çok büyük bir ırmaktır. Cebrail Aleyhisselam her sahar vakti bu ırmağa girip husleder. Dahi nuru cemali ziyade olur. Ondan sonra silkinir ve kanatlarından dökülen her katreden Cenab-ı Allah Hazretleri, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri nice bin melaike halk eder. Anlardan her gün 70 bin melek Beytil Mamur'a dahil olur. Ondan sonra bir daha avlet etmezler. Yani aynı bir daha gelip de bir sıra gelmez. Yani biz ziyaret edene bir daha sıra gelmez. Bir giren bir daha girmez. Ta kıyamete kadar böyledir. Melaikenin çoğalması hususunda başka bir rivayette şöyledir. O melekler Hak Teala Hazretlerini tesbih ederler. Evet. Her tesbih mukabilinde Cenab-ı Allah bir melek halk eder. Yani Sübhanallah. Nasıl tesbih ediyoruz? Her meleğin kendine göre tesbihatı var. Geçenlerde söyledik. Mesela Sübhane zil mülkü vel melekut. Ya men ellife beyne selci ven nari ellif beyne gulubu ibadik gibi çeşitli her melaikenin bir tesbihi var. Demek ki melaikeler tesbih ederler. Allah-u Teala onların tesbihlerinden her tesbih mukabelesinde Hak Teala bir melek halk eder. Bunlar şol meleklerden başkadır ki taabbüd için halk olunmuşlardır. Hani eskiden bizim bildiğimiz melaikeler değil. Mesela nebatata, erzaka müvekkel olan melaikeler, hafaza melekleri, insanların tasvirine müvekkel olan melaikeler, bulutları da müvekkel olan melaikeler, cuma günü inip halkın amellerini yazan melaikeler, cennet hazinedarları ve birbiri arkasına göre yeni inip çıkan melaikeler ve eflake uruc eden melaikeler, namaz kılanlara, kılan kimsenin kıraatine amin diyen melaikeler, Rabbena lekelim diyenlere muntazır olan melaikeler, namaz kılmaya başlayana dua eden melaikeler, şol melekler ki erin döşeğinden kaçınca hatunla lanet eden melekler, hep bu melekler tesbih mukabelesinde halk olan melaikeden maadadır. Yani Cenab-ı Allah
bu melekler, bu saydığımız meleklerden hariç, meleklerden tesbih edenlerin tesbihine mukabil bir melek yaradır. O melek o kadar çoktur demeye getiriyor. Ama bizim bildiğimiz bu meleklerin dışında meleklerdir. Bunlar ancak tesbih mukabelesinde alkulan melaike bu söylediklerimizin manasıdır. Allah-u Teala'nın kudreti kahiresini tasavvur edip, yani Allah-u Teala'nın sonsuz kudretini düşünüp bir kere ol deyince her şey var olacağını bilen bir adama bu melaikenin yaratılması, çokluğu zor gelmez. Bir anda eşittiği anda telakki bil kabul eyler ve hemen kabul eder. Ancak imanı zayıf olanlar, Allah-u Teala'nın kudretini anlamayanlar acaba mı ki diye tereddüt ederler. Allah-u Teala halbuki ise yoktan var etmeye kadirdir. Öyle ki mesela bizim bildiğimiz yedi kat yerleri, yedi kat gökleri, arşı kürsü, semavatı, her şeyi, hatta bunun gibi bir milyon kere milyonunu bir anda var eder, bir anda yok eder. Yani melaikenin yaratılması, çoğalması falan Allah-u Teala'nın kudretinin yanında hiçbir şey değildir. Allah-u Teala'nın kudretini anlayan insanlar bu söylediklerimizi hiç, mesela bu söylediklerimizde tereddüt etmezler. Bu makule kesretip melaike, yani melaikenin çokluğunu vesaire mahlukatın çokluğu hususunda hiç tereddüt etmezler. İşittiğini hemen kabul ederler. Haberlerde varid olmuştur ki dünya su ile duhandan halkolunmuştur. Dünya seması, mesela şu bizim gördüğümüz, dünyadan gördüğümüz sema su ile dumandan yaratılmıştır. Onun melekleri vardır. O da su ile yelden yaratılmıştır. Onun melekleri su ile yelden yaratılmıştır. Yani rüzgardan yaratılmıştır. Bunların üzerine Rahat adlı bir melek konmuştur. O melek bulutlara ve yağmurlara müvekkeldir. O melekenin mecmuunun hepsi, yani dünya semasındaki olan melekelerin hepsi şöyle derler. Sübhane zil mülkü vel melekut diye tesbih ederler. İkinci gökte çeşitli renklerde, türlü türlü renklerde melekeler vardır. Onlar da yüksek sesle Sübhane zil izzeti vel cebarut diye tesbih ederler. Ve onda bir melaike vardır ki, yani bu söylediğimiz ikinci katta bir melaike vardır ki Allah-u Teala kudretini göstermek için melaikenin yarısı ateştendir, yarısı kardandır. Ne kar ateşi eridir, ne ateş karı söndür, eridir. Ne kar ateşi söndürür, ne de ateş karı eridir. O melek de şöyledir. Ya men ellefe beyne selci ve nari ellif beyne kulubi ibadik. Manası, her şeye kadir olan Allah, ateş ile karı bir araya getirdiğin gibi kulların kalbini de bir araya getirdiği dua eder. Üçüncü gökte olan melekeler vardır ki onların vafir kanatları, çok kanatları vardır ve türlü türlü sesleri vardır. Çok güzel avazları vardır. Yüksek sesle Sübhane entallahül hayyüllezî la yemût diye tesbih ederler. Ve onların hepsi muhkem duvarlar gibi saf saf olmuştur. Kıyam şeklinde durmuşlardır. Hak Teâlâ'nın havfinden şöyle halleriyle meşgullardır ki bir melek yanındaki meleğin rengini bilmez. Yani Allah-u Teala öyle kendilerini ibadete vermişler ki bu melekler türlü türlü renkte olduğu halde melekler ibadette öyle coşkun bir şekilde, yani Allah-u Teala'nın havfiyle meşgullardır. Yanında meleğin renginin ne olduğundan haberi yoktur. Üçüncü gök hadittendir. Yani demirden yaratılmıştır. Dördüncü gök bakırdan yaratılmıştır. Bunda olan melekler üçüncüde olanın zaafıdır. Daima, yani mesela üçüncüde olanlar
ikinciden çoktur, on katıdır. Üçüncü, dördüncüde olanlar da üçünde olanın on katıdır. Daima katlanırlar. Yani altında olan semaya nispet böyle gittikçe kesseti azaf katlanmakla devam eder. Bunda olan melaikenin birini Cenab-ı Allah Hazretleri bir hizmete gönderse yanındaki melaikenin haberi olmaz. Neden? Çünkü melaike kendi işindedir. Kendi işinden başka, yani kendi tesbihatından başka, Allah'ın havfiyle meşgul olmasından başka iş görmez. Kendi ibadetinden başka hiçbir şey düşünmez. Bu melaikelerin işte söylediği şey budur. Sübbuhu kuddusun Rabbuna Rahmanul lezi la ilahe illahu diye tesbih ederler. Beşinci gök gümüştendir. Bunda olan melaikenin ibadetleri de ruku ve secdedir. Asla başlarını kaldırıp yukarı nazar etmezler. Kıyamete kadar bu münver üzere ibadet ederler. Kıyamet koptuğu zamanda da Rabbena lem namut hakka ibadeti. Kıyamet koptuğu zamanda ya Rabbi sana yaratıldığımız günden beri ibadet ederiz ama hak ile ibadet edemedik diyeceklerdir. Şimdi burada kerubiyun diye bir melaike vardır. Kerubiyun. Bu melaikeler de aynı Cebrail aleyhisselam gibi üstün evsafa sahip olan melaikenin bir adıdır. Kerubiyun. Bir de hafin var. Bir de hamele-i arş var. İnşallah derslerimizde biz bunlardan bahsedeceğiz. Bu kerubiyun altıncı semada, onların had ve sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Onların üzerine bir melek vardır ki, bu kerubiyyünün üzerinde yani bir melek vardır ki, bu meleğe 70 bin melek verilmiştir. Her meleğe de tekrar 70 bin melaike verilmiştir. Bu keribiyyün, kerubiyyün dediğimiz melaikeler devamlı olarak Allah-u Teala'nın askerleridir. Yani şey, bu melekler bu kerubiyyünün askerleridir. Bu cümle o meleğin askeridir. Bunlar Hak Teala Hazretleri ehli dünyaya bazı iş için gönderir. Bunları, bu kerubiyyün dediğimizi, herhangi bir iş için gidin şöyle yapın diye Cenab-ı Allah bunları gönderir. Bunlar raf-ı savtla, yani yüksek sesle tesbih ederler. Sübhanallah derler, la ilahe illallah derler. Yedinci gök kızıl yakuttandır. Bunda olan melaikeler de zikrondan ziyadedir. Yani yukarı çıktık da melaikenin sayısı aşağıdakine nazaran 10 kat daha arttığına göre bunlar daha ziyade. Bunlar üzerinde bir melaike vardır. Bu melaikeye 700 bin melek hizmetkar olarak tayin edilmiştir. O melaikelerin askeri vardır ki yağmurların katresi, kumlar, kayalar, taşlar, ağaçlar, yapraklar hesabınca çoktur. Hak Teala Hazretleri'nden başka adedini kimse bilmez. Onun için Cenab-ı Allah ve mâ yâlemü cünûdü rabbike illâhu. Allah'ın askerlerini, Allah'tan başka sayılarını kimse bilmez. O kadar çoktur. Sonra gelelim şimdi hamele-i arşa. Geldi mi vakit? Şimdi hamele-i arşa alacağız. Bir daha.